Selamünaleyküm kardeşlerim, merhaba. Evet, konu başlığının oldukça ciddi olduğunun, oldukça ciddi bir iddia olduğunu farkındayım. Bunu kısa bir şekilde özet anlatmaya çalışacağım. Neden din adamları Kur'an'ı düzgün bir şekilde anlayamıyor? Konuya girmeden önce kısa bir düşündürmeyle başlamak istiyorum. Dünya üzerinde bildiğiniz gibi 5 tane büyük dini anlayış var. Hristiyanlık, Yahudilik, Budistlik ve Hindu. Bunların oldukça fazla sayıda takipçisi var. Bu inanışlar, özellikle Hristiyanlık, Kur'an tarafından çok fazla geniş bir şekilde yer verilir ve bir kısmı eleştirilir. Testis bildiğiniz gibi Kur'an'ın şirk ve küfür olarak tanımladığı bir şey. Ve Hristiyanım diyen günümüz Hristiyanların çok büyük bir çoğunluğu testise inanıyor. Yani Kur'an'a göre şirk ve küfür içinde testise inanan Hristiyan. Peki Yahudilik bundan farklı mı? İncelediğim kadarıyla hayır. Hinduluk hayır. Tartıştığım ve tanıştığım Hindularla konuştuğum kadarıyla Hinduluk da benzer bir sapma içerisinde. Budistler de öyle. Uzak Doğu'ya sık gitmem hasebiyle onlarla da bu konuları konuşunca ne tür bir yanlış içerisinde olduklarını az çok anlıyorsunuz. Peki, günümüz Müslümanları çok da farklı bir durumda mı? Bana göre hayır. Ve din adamları gerçekten bunu neden fark edemiyor? Bu önemli bir soru. Sünnilik, Şiilik, Alevilik, Vahabilik veya Selefilik birçok anlayış ortaya koyabilirsiniz. Türkiye'de bilinmeyen bir sürü İslami grup daha var. Mezhep daha var. Fakat bunların benzer bir sapma içinde olduklarını görüyorum. Neden? Neden Sünni din adamları Kur'an'a baktığında Kur'an'ı doğru ve rahat bir şekilde, güzgün bir şekilde anlayamıyor? Bunun nedenini az sonra örneklerle sizinle paylaşacağım. Aslında diğer dinlerden çok farklı değiliz. Çünkü din adamları bize bir din öğretiyor. Hristiyan din adamları hararetli bir şekilde tesisini Hristiyanlara öğretiyorlar ve benimsetmeye çalışıyorlar ve başarıyorlar. Yahudiler hakeza öyle, diğer dinler de benzer bir şekilde. Peki bu dini anlayış elçilerden geldiği saf haliyle mi kaldı mı? Hayır, kalmadı. Bunu biz biliyoruz. Ama Hristiyanlar bunun farkında değil. Aynı şekilde maalesef Müslümanlar da Kur'an'a ihanet içerisindeler. Bunu videolarımda geniş bir şekilde eleştirdim. Ve şu anki konum da din adamlarının neden Kur'an'ı düzgün bir şekilde kısmen anlayamadığı konusu. Kur'an'ın tamamını değil ama bir kısmını elbette bu din adamları doğru anlayamıyor. Tamamını değil, bakın bunun altını çiziyorum. Kur'an'ı tamamen yanlış anlıyorlar gibi bir iddiam kesinlikle yok. Birçok Kur'an ayetini Sünnilerle benzer bir şekilde anlıyorum, benzer bir şekilde uyguluyorum. Fakat Kur'an'ın bir kısmı onlarca yanlış anlaşılıyor ve bundan örneklere hemen geçiyorum. Şimdi Sahih Buhari. Buradan örnekleri vermeye çalışacağım. Sahih Buhari bildiğiniz gibi Kur'an'dan sonraki en önemli kaynak. Sünnilere göre. Şiiler bu hadis kitaplarının hiçbir tanesine itibar etmiyorlar. Onların da kendi 3 tane hadis kitapları var. Onlara bakıyorlar. Tüm Sünni hadislerini onlar reddediyor. Sünniler de Şiilerin hadislerine bakmıyor. Madem dinde çok önemli bunlar, neden onlara da bakmıyorsun? Şartlanmışlık. Mezhepçilik yapıyorlar. Mezhepçilik. Kendi mezheplerinden değilse asla hiçbir hadise itibar bile etmiyor. Şimdi bakalım. Bakın, Ebu Zinat denen bir adam şöyle diyor. Buhari'de geçiyor bu. Sünnetler ve dinin hükümleri çoğu zaman neye göre? Kıyasa, akla, raya aykırı olarak gelir. Yani önce bir kabul var. Bu da bir din adamıydı. Diyor ki sünnetler çoğu zaman hadisler kıyasa, R'ye akla aykırı geliyor. E o zaman ne yapacaksınız? Aklınıza ters geliyor. Ne yapacaksınız? Kabul edeceksiniz tabii ki. Çünkü sünnetlerde akla aykırı gelmesi onu yanlış yapmıyor. Aklınızı bir kenara bırakacaksın. Şimdi böyle bir şartlanmayla dine yaklaştığınızda ne olur? Kur'an'ın akla önem vermenizi gerektiğini söylediği ve akla gönderme yaptığı birçok şeyi görmezden de gelebilirsin. Çünkü aklınız bir takım şeyleri yanlış alabilir, yanlış anlayabilir. Dolayısıyla aklınıza çok güvenmeyin. Ne yapın? Direkt tefsiri olan hadislere gidin. Şimdi konuma az sonra geliyorum. Konuma başlamadım henüz. Şimdi şayet İslam dini rey ile bilinseydi diyor, çorabın altını üstüne mes etmek daha evla olurdu. Yani bu fikri çürütmek için ne büyük bir örnek vermiş adam. Acayip büyük bir örnek. Tırnak için. Yani bir takım insanlar demek ki akla, kıyasa, reye, kendi fikirlerine değer vermiş, önemsemişler. Ama bunu değersizleştirmek için
uydurma yollarla, uydurma fikir yürütmelerle bunları çürütmüşler. Yani geçmişte aslında akla önem veren bir sürü insan vardı. Ama onları ortadan kaldırmayı başardılar. Onların kitaplarını da ortadan kaldırmayı başardılar. Sonra ne oldu? Akıl önemsiz bir yere itildi. Dolayısıyla direkt hadislerle amel edilmeye çalıştı. Şimdi konuma başlıyorum. Arkadaşlar bakın, Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadının, Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız bir kadınsanız, bir gün ve bir gecelik mesafeye yanında mahremi olmadan yolculuk yapması helal değil. Açın bir ilmal kitabını, açın bir fıkıh kitabını, bu bölüme bakın. Orada kilometre bile verirler. Şu kadar kilometrenin dışına siz gidemezsiniz. Veya bir günlük mesafeye gidemezsiniz. Uçakla yolculuk yapıyorsanız veya şey yapıyorsanız, nedir o? Arabayla yolculuk yapıyorsanız bunun yani 60 kilometre, 90 kilometre farklı görüşler var. Dışına çıktığınızda siz eğer yanınızda eşiniz yoksa, sizi koruyan yoksa oraya gitmeniz helal değil size. Ey sünni kadınlar. Ama ve mesela Suudi Arabistan'dan da bir örnek verebilirim. Yanında eğer onun çok yakın bir yakını yoksa Suudi Arabistan'a hac etmeye bir kadın gidemez. Umre'ye de gidemez. Mutlaka yanında bir refakatçisi olması gerekir. Bir dayısı, mesela benim eşim Umre'ye gittiğinde dayımı ona zimmetlemek zorunda kalmıştı. Yani gibi gibi. Şimdi konuma geçiyorum. Şimdi bu hadise bakan birisi, Kur'an'da böyle bir yasak yok, ne düşünür? Burası işte arkadaşlar çok önemli. Çünkü Kur'an'da böyle bir sınırlama yok. Kadın ister bir günlük, ister 3 günlük, ister 3 haftalık bir mesafeye gitsin, gidebilir. O kendi problemi. Tabii geçmişte insanların emniyetli bir yolculuk yaptığı söylenemez. Dolayısıyla bir kadına yanında mahremin yokken bir yere gitme, başına şunlar gelebilir demek ayrı bir şey, helal değildir demek ayrı bir şey. Helal değil dediğinizde o bir şekilde kendini koruyabilecek güçte olsa bile 30 tane kadının gittiğini düşünün. Bir yere yine gidemezsin. Yanınızda mahreminizin olması gerekir. Dolayısıyla aslında böyle bir hüküm ne yapılmış? Bir yasa olarak benimsenmiş. Bunun nedeni aslında şu. Sünniler bu hadis kendilerine ulaştığında şöyle bir hüküm, şöyle bir fikir yürütüyorlar. Kur'an'da böyle bir yasak yok. Ne yapmalıyız? Peygamber böyle bir şeyi yasak kıldıysa demek ki Kur'an'ın haricinde peygamber yasak kılabilir. Dolayısıyla peygamberin Kur'an dışında yasakladığı bir takım şeyler olduğuna hükmetmek zorunda kaldılar. Ne oldu? Bu ve benzeri az sonra vereceğim örneklerle birlikte onlarda bir ön peşin kabul haline geldi. Önce bu hadisin gerçekten peygamberin söylediği onlar tarafından kabul edildi. Kur'an'da da bir hüküm yoksa ne dediler? Evet, peygamber Kur'an dışında demek ki vahiy alıyordu. Hadislerin vahiy olarak görülmesinin nedenlerinden bir tanesi de evet buydu. Dolayısıyla hem peygamberden kısa bir süre sonra ikinci yüzyılda, üçüncü yüzyılda sünni görüş, hakim görüş olarak gelmeye başladığında aklı önceleyen, az önceki kıyas ve aklı önceleyen, reyi önceleyen Hanifi ekolü ve İmam Ebu Hanife gibi kimseler dolayısıyla toplumdan dışlandı ve kaçmak zorunda kaldılar. Şimdi bu hadisi konuştuk. Bir sonraki hadisimize geçelim. Şimdi insanlar la ilahe illallah, Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek ilah yoktur deyinceye kadar onlarla savaşmam emredildi. Gördüğünüz gibi eğer diyor kim bunu demezse kim derse canını benden kurtarır. Yoksa sonuna kadar savaşacağız. Şimdi bu hadisin doğru olduğuna birinin inandığını düşünün. Bakara suresi 190 onun artık radarından çıkacaktır. Saldırmayın, Allah saldırganları sevmez. Bu hadiste çelişiyor. Ne yapmalıyız? Geçen Muhammed Esed'in bir kitabını okuyordum. Orada Muhammed Esed kesinlikle Allah'ın saldırganlığı önermediğini söylüyor. Allah saldırganları sevmez. Dolayısıyla Allah'ın bir savunma savaşı önerdiğini söylüyor. Yani Muhammed Esed gibi dışarıdan bakan, sonradan Müslüman olan birisi bu gerçeği çok kolay Kur'an'da görebiliyor. Ama bu hadiste algıları şartlanmış insanlar neler yaptılar? Evet, peygamber demek ki ölene kadar savaşmayı bize emretti. Kur'an'daki bu ayet ondan sonra örneğin nasih mensuh meselesi vardır. Gelen bu hadislerle bunlar hükümsüz hale getirir. Hadisler Kur'an'ı neshediyor ama Kur'an hadisleri neshedemiyor. Algılayıştaki bozukluğa bakın.
İslam dünyasında maalesef böyle bir kabul olduğu için ne yapıldı? Bu hadisle hükmedildi. Her yere saldırmaya başladılar. Oysa Kur'an bunları yasaklıyordu. Kur'an saldırmayı öneren bir kitap değil. Kur'an'a bakın, peygamber sürekli bir şekilde savunma savaşı yapmıştı. Hiçbir şekilde peygamber bir yere saldırmamış. Ama hadislerin doğru olduğunu kabul eden, bu hadisin doğru olduğunu kabul eden bir Müslüman ne yaptı? Evet, her yere saldırmaya başladı. Hiçbir şekilde barışçı bir hüviyete Müslümanlar bürünmedi. Çünkü bu hadisler yüzünden. Kur'an'ı literal olarak alsalardı, onlar kesinlikle saldırgan insanlar haline dönüşemezlerdi. Çünkü Kur'an bunu onaylamıyor. Bakın burada da Ebu Bekir'in bir şeyi var. Peygamber öldükten sonra güya verdikleri bir dişi oğula bana onu vermezlerse diyor, onlarla savaşırım. Yani eğer zekatı, vergiyi bana vermezlerse diyor, onlarla gider savaşırım. Yani bir toplumla savaşmak için böyle çok büyük bahaneye falan gerek yok. Vergisini ödemezse yine savaşırsın. Üstelik Müslümanım deseler bile. Dolayısıyla Müslümanın kanını dökmeyin. Müslümanı birbiriyle savaştırmayın. Ve bir sürü şeyi, yani suçsuz, kendi halinde yaşayan insanları saldırarak orayı yağmalamayın. Hatta onların kadınlarına el koyup erkeklerini kılıçtan geçirmeyi helalleştiler ve helal olarak gördüler. Aslında Kur'an bunları hiçbir tanesini onaylamıyor. Değil mi? Konumuza devam ediyoruz. Bakın. Ey Allah'ın Resulü, biz savaşlarda ganimet olarak esir kadınlara sahip oluyoruz. Onlarla cinsi münasebet yaparken onlar hamile kalmalarını da istemiyoruz. Gidiyorsun, bir yeri zapt ediyorsun, kadınlarına el koyuyorsun. Adam karısının, düşünsene, diyorsun kocasını öldürüyorsun, babasını öldürüyorsun, karısına el koyuyorsun, geceliğinde koynuna giriyorsun. Ne kadar büyük bir vahşet. Kur'an'dan bu çıkar mı? Çıkmaz. Ama buna inanan insanlar neler yaptılar? Evet, o kadınların koynuna girdiler. Çünkü peygambere soruyorlar. Çünkü ihtiyaç duyduğumuzda onları satıp parasından faydalanmak istiyoruz. Bakın, değerinin düşmemesi için hamile olursa çünkü değeri düşüyor. Ne yapacaksınız? Evet, dışarı boşalmak istiyorlar. Diyorlar biz kadınları hamile bırakmak istemiyoruz. Canımız da istiyor. Ne yapalım? Azil yapmak istiyoruz. Bir günahı var mı? Yani onları savaş esiri olarak almanın bir günahı yok. Onların koynuna girmenin bir günahı yok. Onları hamile bırakmanın da bir günahı yok. Dışarı boşalmak helal. Bütün kafa burada. İşte bu sünni din adamı kafasıdır. Bu hadisin doğru olduğuna inanan birisi ne yapar? Gider çok kolay bir tane kadını muhasara ettiği bir yerin, onların erkeklerini öldürür, kadınlarını da ganimet olarak alır. Neden Kur'an'daki bazı ayetler cariye diye çevriliyor? Kaç tane kelime? Dört tane kelimeyi cariye diye çeviriyor utanmazlar. Üstelik o kelimelerin cariye anlamı da yok. Şimdi arkadaşlar, bu hadislerin doğru olduğuna inanan insanlar bunu Kur'an'a onaylatmak için ma meleket eymanukum gibi, emetün gibi bir takım kelimelerin cariye olarak çevirmeyi uygun gördüler. O kelimenin cariye olup olmadığı onlar için önemli değildi. Bu hadisin doğru olduğuna inandıkları için Kur'an'dan da bunun dayanağını bulmak istediler ve bunu buldular da. O ayetleri ne yaptılar? Cariye olarak hükmettiler. Yani bu hadisler aslında Müslümanların, din adamlarının algılarının bozulmasına yol açtı. Yani neymiş arkadaşlar buradaki temel söylemeye çalıştığım şey? Kur'an'ın ayetlerini anlamaya çalışmak yerine bir takım hadisleri doğru kabul edip Kur'an'a bunu onaylatmayı tercih ettiler. Bu büyük bir sapmaya yol açtı arkadaşlar. Devam edelim. Cehennemin ehlinin çoğunun kadınlar olduğunu gördüm diyor. Hocalarına nankörlük ederler, iyiliğe karşı nankörlük ederler. Cehennemin çoğu neymiş? Kadınlardan oluşuyor. Şimdi bu hadise inandıklarını söyleyin. Yani düşünün, bir anlığına düşünelim. Ne düşünürsünüz? Bir dini adam olsanız, kadınları değerli bir varlık olarak görür müsün? Kadınları bir partner olarak görür müsün? Sizinle bir eşitinizmiş gibi görür müsün? Hayır, akla eksik olarak görürsün. Çoğunlukla da onlara cehennemlik gözüyle bakarsın. Peki Kur'an'ın onlara verdiği hakları hangi bakış açısıyla değerlendirmiş olursunuz? Onların çoğunun cehenneme gidecek, çoğunun aklı eksik, kafaları ermez, üstelik çoğunun cehenneme götürecek bir nedene sahip olduğuna inanırsınız ve böyle hükmedersiniz. Dolayısıyla Kur'an'ın onlara verdiği hakları çok önemsemezsin. Ve böyle bir sapmaya yol açar bu. Değil mi? Burada arkadaşlar önemli bir din adamı olan İmam Şafii, İslam tarihindeki en önemli din adamlarından bir tanesidir. Onunla alakalı yaptığım videolar var, seyredebilirsiniz.
Bakın kadınlar ve çocuklar köle cari olarak alınırlar. Ne hüküm vermiş İmam Şafii? Er-Risale sayfa 170. Köle ve cari olarak çocukları alabiliyorsunuz. Kur'an'dan bunu çıkartabilir misiniz? Kesinlikle çıkartamazsınız. Eğer bir sünniyseniz, din adamıysanız gelin benimle bir tartışın. Meydan okuyorum hepiniz. Kur'an'dan kesinlikle bunu çıkartamazsın. Peki nereden bunu çıkarttı İmam Şafii? İmam Şafii benim gördüğüm İslam tarihindeki en zeki din adamlarından bir tanesi. Bu videomda da, bundan önceki videolarımda da bunu söyledim. Nasıl İmam Şafii gibi oldukça zeki birisi böyle bir hata yaptı? Çünkü o hadisler o kadar yoğun bir şekilde geldi ki ona, onun gerçek olduğuna inandı. Ve Kur'an'dan bunu onaylatamadığı için Kur'an dışı bir vahiy olduğunu ve buna aynen Kur'an'daki olduğu gibi itaat etmeleri gerektiğine inandı. Ve eğer senedi, sepeti bir hadisin doğruysa ona itibar etmenin gerekli olduğunu kitaplarında vurguladı ve ondan sonra bütün İslam dünyasını İmam Şafii etkiledi. Şimdi köle ve cari olarak alınırlar. Kur'an'a bunu onaylatabilir misiniz? Hayır. Müşriklerin kadınları ve çocukları dokunulmazlıkları olmadığı için öldürülmeli halinde kıyas ve diyet söz konusu olmaz. Peki Kur'an'a bunu onaylatabilir miydi? Hayır. Neden böyle bir hüküm verdi? İşte o hadislerin doğru olduğuna inandığı için Kur'an'da hükümlerin artık onun için bir bağlayıcılığı kalmamış. Günümüzdeki din adamları da İmam Şafii gibi diyelim birçok din adama işte Taberi olsun, Razi olsun, Kurtebi olsun aklınıza gelecek tüm din adamları. Onların Kur'an hakkındaki yorumlarını itibara aldılar. Hatta hatırlayın benim videomu seyrettiyseniz bir ateistle tartışıyordum. Yakup Deniz. Önüme sürekli bir şekilde Mustafa Öztürk'ün veya bir takım din adamlarının fikirlerini, Kurtubi'nin bilmem nenin Taberi'nin fikirlerini önüme koymaya çalıştı. Neden? Çünkü onların fikirlerinin daha doğru, bizim de fikirlerimizin daha yanlış olduğunu düşünüyordu. Kur'an'ın aslında böyle bir kitap olduğunu ispatlamaya çalıştı. Din adamları, Mustafa Öztürk ve benzeri din adamları, Kur'an'daki hükümlerin bu hadislerle etkilendikleri için, Kur'an'daki hükümlerin buraya çıkarsanabileceğini kendileri de bazı ayetleri örnek göstererek ortaya koyarlar. O ayetleri daha iyi anlamak yerine, acaba böyle mi söylüyor, acaba gerçekten böyle mi demek yerine, daha önceki din adamlarının algıları, onların algılarını şartlandırır, ve Kur'an'a bu gözlerle bakarlar. Ama bizim için böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Biz Kur'an'ın Allah'tan gelen bir vahiy olduğuna kesin olarak bir takım delillerden dolayı iman ettiğimiz için Allah bununla ne murad etmiştir deyip anlamaya çalışır. Geçmişteki din adamlarının ne anladığı bizi kesinlikle etkilemez. Onlara bakabiliriz. Onlardan bir şeyler öğrenebiliriz. Ama öncelikle Allah'ın ne kastettiğini, Allah'ın aklı ve insanın kendi fikirlerine ters düşen abes şeyler söylemeyeceğini bildiğimiz için o ayetleri daha iyi anlamaya çalışır. Şimdi gönlümüz kadınlardan çekiyor diyor falan filan. Burayı da zaten söyledim ben size. Müslüman askerler tuksat kadınların önünde ilişkiye girdi diyor. Bazıları bunun için isteksiz. Sünen Ebu Davud. Gördüğünüz gibi şimdi bu hadisleri gören birisi, din adamlarının bu kitaplarını okuyan birisi bir yere gidip orayı işgal edildiğinde, kadınlarla karşılaştığında neler yaparlar? Artık Kur'an'daki saldırgan olmayın, zina etmeyin, insanların ne bileyim evli kadınlarla ilişkiye girmeyin. Evli olup olmaması da onlar için tabii önemli. Şimdi gelelim, 6 yaşında benimle evlendi diyor. Kabe'nin ortasına vurulsa, sarınsa bile gidin onu öldürün diyor. Şimdi bakın 6 yaşında benimle evlendi. Bu hadisi okuyan birisi ne düşünüyor? Kur'an'da bir yaş sınırlaması olmadığını düşün. Ama bana göre var. Nisa suresinin 6. ayeti. Eğer onlarda rüşt yürürseniz diyor, evlilik yaşına geldi, rüşt yürürseniz mallarını onlara geri verin. Yani mallarını geri vereceğiniz, akli olgunlukla alakalı bir duruma geldiğinde, Kur'an orada bir yaş telaffuz etmiyor ama yaş da önemli, alakalı önemli bir delil veriyor. Akli olgunluk. Şimdi kişiye göre değişebilir, toplumlara göre değişebilir. Bazı toplumlarda 15 yaşında, 16 yaşında bir kız çocuğu bir evi idare edebilir, bir iş yerini idare edebilecek pozisyona gelir. Bazı toplumlarda da 20-25 yaşında olabilir. Ama bunu böyle düşünmenize hiç gerek yok. Niçin? Kur'an'da evlilik yaşı yok ki. Neden? Olsaydı peygamber 6 yaşında evlenir miydi hiç? Veya Kur'an'da evlilik yaşı varsa bile 6 yaşını onaylayan bir şey olmalı hükmünü yürüttüler burada. Şimdi arkadaşlar tüm bunların üzerinde şöyle bir düşünürseniz
toparlıyorum. Demek ki bu hadislerin doğru olduğuna inanan birisi, din adamları, günümüzdeki din adamları da dahil, Kur'an'daki bu yöndeki ayetlerin hepsini neredeyse görmezden geldiler. Nisa suresindeki rüştle alakalı ayetleri yorumlamak yerine bu hadisin doğru olduğuna inandılar ve 6 yaşında çocuklarla Afganistan'da, Yemen'de, bir takım dünyanın çeşitli bölgelerinde koca koca insanlar, amcalar, dedeler gittiler o çocukların, affedersiniz, ırzına geçtiler. Evlenme kelimesini kesinlikle doğru bulmuyorum. Bir çocukla evlenilmez. Irzına geçilir. Alçak adamlar, namussuzlar. Bunu yaptılar. Onların elbette onlar yanlış olduklarını biliyorlardı. Düşünün, küçücük bir çocuğun nasıl aklınızdan geçirebilirsiniz? Ben bir erkek olarak bunu düşünmek bile utandırıcıdır. Aklınıza gelmesi bile utandırıcı. Değil böyle alakalı en ufak bir fiile yeltenmek. Dolayısıyla bu alçaklar, bu hadisler dolayısıyla zaten kafalarında böyle sapıklık var. Gittiler, yaptılar. Şimdi devam edelim. Şeytan suretinde gelen bir kadın, şeytan suretinde giden bir kadın. Buna inanan birisi bir kadına ne gözle bakar? Evet arkadaşlar, bu hadisleri hızlıca geçiyorum. Son bir hadisini de paylaşıyorum. Ömer İbnül Hattab, tam peygamber ölüm döşeğindeyken peygamber diyor, getirin ben bir şey yazayım diyor. Bu hadis de ilginçtir, peygamber ben yazayım. Ben yazayım, getirin bir şey yazayım. Peygamber Ömer ne diyor? Peygamber hastalığın etkisiyle sayıklıyor diyor. Allah'ın kitabı bize yeter diyor. Peki, bu hadis Sünniler tarafından itibara alınıyor mu? Hayır. Neden? Bu hadise göre Allah'ın kitabı size yetmeli. Neden Ömer'e uymuyorsun? Ömer gibi önemli sahabenin böyle önemli bir çıkarsamasını neden izlemiyorsun? Çünkü işinize gelmiyor. Çünkü atalarınızı takip etmek. Bakara suresi 170'teki gibi. Allah'ın indirdiğine uyun dediğimizde bizi sapmakla suçluyor. Allah'ın kitabı size yetmiyor. Dolayısıyla aslında atalarımızın size öğrettiği, nasıl Hristiyanların tesis öğrettiği gibi koşa koşa tesis takip ediyorlar. Siz de atalarınızdan Sünniliği öğrendiniz, Şiiliği öğrendiniz, Aleviliği öğrendiniz. Koşa koşa onları takip ediyoruz. Yapmamalısınız. Kur'an'a göre hidayet tamamen Allah'ın elinde. Eğer siz iyi bir insansanız Allah size kesinlikle hakikati öğretecek. Eğer iyi bir insan değilseniz, babanız bir elçi de olsun, amcanız bir elçi de olsun, hiçbir şekilde hidayete gitmek şansın. Çünkü öncelikle iyi bir insan olmak, barışçı bir insan olmak, yardımsever bir insan olmak, annemize, babamıza, çocuklarımıza güzel davranmak, dürüst olmak zorunda. Kur'an'ın iyilik ilkelerine uymak zorunda, sakınmak zorunda. Dolayısıyla bunları yapmayan bir insan elbette doğru yolu kesinlikle bulamaz. Ve temel sorun bu. Din adamları aslında doğru yol bulmayı hak ediyorlar mı? Körü körüne atalarını takip eden ey siz din adamları. Kur'an'a uygun olmayan bir sürü hükme inanıyor. Bir sürü insanın sizi eleştirmesinde kulak tıkıyor. Ve doğru yola gitmeyi aynen Hristiyan din adamları gibi, Yahudi din adamları gibi, diğer binlerce dini paylaşan din adamları gibi insanları ve cehenneme doğru vebaliniz. Evet arkadaşlar, burada özetlemeye çalıştığım şey şuydu. Din adamları hadislerle şekillendirilen algıları eşliğinde Kur'an'a yaklaştıkları için Kur'an'daki birçok ayeti görmezden geliyordu. Allah'ın özgür bıraktığı, Allah'ın sınırlama yapmadığı, kadınların yolculuğundaki gibi istediği kadar kadın mahrem olmadan gidebilir. Bu kendi problemi. Başına bir şey gelecek de yine kendi problemi. Bir erkeğin de başına gelir. Allah ona sınırlama yapmadığı gibi ona da sınırlama yapmadı. Allah'ın özgür bıraktığı yerlerde din adamları ilahlık taslayarak dini hükümler koydular. Ve bunu hadisleri kullanarak yaptı. Allah'a ortak koşmak, dini bir hüküm inanmak veya dini bir hüküm uyduran din adamını izlemek yeterlidir. Eğer onu izlerseniz Allah'a ortak koşmuş. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey ne? Sadece Allah'ın kitabını izlemek. Eğer bizler, eğer din adamları, Türkiye'deki ilahiyatçılar sadece Kur'an'ı baz alırlarsa daha özgür, daha mükemmel bir din anlayışına sahip olacaklar. Yok öyle kabul etmezlerse aynen günümüzde olan birçok din adamı gibi hadislerin şekillendirdiği, tefsir kitaplarının şekillendirdiği, fıkıh kitaplarının şekillendirdiği bozuk algıyla Kur'an'a yaklaştıkları için Kur'an'ı doğru bir şekilde anlamaları onlara nasip olmayacaktır. Evet arkadaşlar, şimdilik söylemeye çalışacağım bu kadar. Hepinize saygı ve selamlar.